Tekrar teşekkür ediyoruz hani bizimle röportajımızı kabul ettiğiniz için. Yani bizim için çok büyük bir şeref sizin gibi bir röportaj yapmak. Bana da ait o şeref. Tamam, rica ederim. O zamanlar şeref sıratında da Galatasaray takımı, Fener takımı yani lig maçı oynuyordu. Bizim de amatör bir takım oynuyoruz, Selimiye diye bir takımla. Bizden sonra da Galatasaray İstanbulspor oynayacaktı. Profesyonel takım. Gündüz Kılıç yanında benim de okuldan arkadaşım, futbolcu. Bu bizim sınıftan diyor. O vakit yarın diyor söyle diyor okula geldiğinde derhal Galatasaray Kulübü'ne gelsin lisansını yapalım. Ve öyle Galatasaray Kulübü'ne intisap ettim. Sene 53. 50 değil 1953. 58'e kadar Galatasaray Kulübü'nde kaldım. Ondan sonra Ankara PTT'ye transfer oldum. Yani Sabri abi götürmüş, Sabri Kiraz. Ve futbolculuk hayatım öyle devam etti ta ki antrenör oluncaya kadar. Gerçekten çok olumlu olabilecek bir imkan oldu. Yani Futbol Federasyonu özerk oldu. Tabii burada amaç evvelden Futbol Federasyonu'nun ekonomik durumu zayıftı. Tamamen beden terbiyesinin yahut da Spor Bakanlığı'nın çıkartacağı tahsisata bağlıydı. Arkadan kulüplerde şahısların hegemonyasındaydı. Zengin bir adam olursa kulübe para yardımı yapacak ve kulübü iyi yönetecek. Bu Futbol Federasyonu özerk oldu. Kulüplere maddi imkan sağladı. Yani zengin şahısların hegemonyası kalktı. İlle zengin şahıs olmazdı. Örneğin Aziz Yıldırım bugün senelerce Fener Kulübü'de başkanlık yapıyor. Öyle maddi fazla katkısı yok. Fakat fazla katkısı olsun diye de kulüp başkanı seçilmiyor. Yani iyi idare ediyorsa kulüp başkanı seçiliyor. Kulüplere de maddi imkanlar sağlandı. Futbol Federasyonu'na da çok iyi maddi imkanlar sağlandı. Tabii yaşam değişiyor, şartlar değişiyor. Bizim zamanımızda şartlar iyi değildi. Çok ekonomik davranmak mecburiyetindeydik. Beden terbiyesinin bütçesi, bütçe veriyor, ona göre hazırlanıyorsun. Şimdi şartlar çok iyi. Burada bir amaç da özelliğin futbola siyaset sokmamak ama maalesef özelliğin gene yani iyi etmediler. Maalesef özelliğin olmasının nedeni hem ekonomik yandan kulüplerin, federasyonun para kazanması hem sponsorların gelişmesi. Evvelden sponsorluk kanunu yoktu ve yasaktı. Bu da kaldırıldı. Ama maalesef kulüpler zenginlerin eline kalmadı. Kulüpler çok iyi para kazandı. Eğer akıllı bir transfer yapsalar gelirle gider eşit olur. Ama bütün bu avantajlara rağmen siyaset girdi işin içine. Maalesef özelliğinde güzel tarafları yanında kötü tarafları da olmaya başladı. Ben onlara kursta hocayken şu ifadeyi kullandım. Kurslar tayin etmez antrenörü, piyasa tayin eder. Onun için piyasaya çıkacağınız zaman mutlaka mesleğinle alakalı literatürü takip edin. Kendinizi geliştirin. İcap ederse konuşma sanatı kitapları var. Amerikan yazar, alın okuyun. Ne bileyim, lügat, onun diksiyon kitapları var. Yani onları okumak mecburiyetindesiniz. Yani özeti iyi bir lider olmak mecburiyetindesiniz. Çok geniş topluma hitap etmeyebilirsiniz. İcap ederse çok geniş topluma hitap edersiniz. Bunun için de dikkatli olmanız lazım diye nasihatta bulunurdum. Ve de hocalık yaptığım zaman şu ifadeyi kullandım. Atatürk'ün de hocası var. Atatürk hoca, Atatürk olmadı. Ben size hocalık yapabilirim ama sizler beni çok gelir geçersiniz. Bu ifadeyi kullandım ki onlara gerçekten
iyi başarılı olurlarsa hocalık yapan kişileri de geçmiş olurlar. Onlar bizi geçerse biz de iftihar ederiz. İnandılar ve hatta şimdi bize Atatürk'ün de hocası vardı ama Atatürk olmadı, nasihatını ederdi diyorlar. Benim için gurur vesilesi. Onlar ne kadar başarılı olursa ben sanki olmuş gibi çok seviniyorum. Yalnız bu kalecilerin yanında bir yalnız adam daha var. Antrenörler, teknik direktörler, aynı kaleciler gibi yalnız adamdır. Yani bir mağlubiyette isterse kardeşiniz yönetimde olsun, mutlaka sizi tenkit ederler. Sizler yalnızlığa mahkumsunuz, kaleciler gibi. Adam çok gol kaçırır, bir tane gol atar. O kaçırdığı gol değil, attığı gol gözükür. Ama kaleci için öyle değil. 3 tane kurtarır, 5 tane kurtarır. Bir tane hatalı yerse bütün yük onun üzerine yıkılır. Aynı, yalnız adam futbolda kaleciler ve antrenörlerdir. Şimdi bunu yayan, televizyonda da söyleyen Rıdvan maalesef. Onun da kulakları çınlasın kardeşimiz. O da bizim kurslara girdi. Bana dediler ki bilgisayarla taktik veriliyor. İsim vermeyeceğim şimdi. Bilgisayar iyi bir modern dosyalamadır. Siz vereceksiniz. O da yahut da bir konuyu unutmamak için dosya tutacağınıza göre dosya yırtılabilir. Bilgisayara verirsiniz. O konu devamlı bilgisayarda kalır. Ben de o vakit dedim ki, o zaman Hacı daha oynuyor Türkiye'de. Vallahi dedim bilgisayarla dedim taktik hazırlarsın da karşıdan dedim Hacı bir 40 pastan atarsa dedim gol olursa o bilgisayar tarihe karışır dedim. Yani kibarcası. Öyle bir ifadem oldu. Bu yayıldı Türk futbolunda. Öyle bir şey oldu. Hacı'da oynadığı dönemlerdi o zaman. Yani özeti bilgisayarla taktik verilmez. Onu vurgulamak için mecburen bunu söylemek mecburiyetinde kaldım. İyi kadrolara rastladım. En basiti bir Gençler Birliği'nde hiç unutmam Kona, Koşe Moşe diye 3 tane futbolcu vardı Güney Amerikalı. Hatta bunun bir tanesi Fenerbahçe'de oynadı. Moşe. Onlar oynarken gol yediğimiz zaman dahi o zaman sigara içerdim. Sigarayı yakar hiç umursamazdım. Nasılsa bunlar gol atar diye. Nitekim öyle oluyordu. Bayağı rahat antrenörlük yaptım. Almanya'da yetişen çocuklar bu eğitimi görüyorlar ama bizde yok. Yani bizde altyapı eğitimine gereği verilmiyor kulüplerde de. Eğitimli de yapmasını çok iyi bilmiyorlar, eksik yapıyorlar. Onun için Türk futbolunda bu büyük bir yara. Ne zaman kötü durum olduğu zaman çıkıyoruz. Altyapıya önem verelim. Ama uygulama yok. Maalesef bu eksikliğimiz var. Yani yetişen oyuncular, yetenekli oyuncular biraz doğal yetenek oluyor. Maalesef. Sergen. Evet şimdi antrenörlük yapıyor. Allah ona bir doğal yetenek vermiş. Onu doğru düz altyapıda eğiterek getirmediler. Evet Serpil Ambitüz'ün emeği var ama tamamen doğal bir yetenek, doğal bir kabiliyet ve de tartışılmaz büyük bir futbolcu yetenek. Yani bu bir örnek. Ama bu adam iyi bir eğitim görseydi, bugünkü yetenekli Sergen bir kat daha yüksek olurdu. Bunu bir futbol üst düzey bir toplantısında dahi, yani Futbol Federasyonu nezdinde, bunları aynı, bu söylediklerimi aynen söylerim, bunun savunmasını yaparım. Öğrenmek lazım, öğrenmek ayıp bir şey değil.